23. sorumuza devam ediyoruz. Yukarıdaki numaralandırılan tepkimelerden hangileri insan vücudunda hücre dışında gerçekleşir? Hücre dışında gerçekleşir. Evet, bakıyorum nişasta glikoza dönüşmüş. Yani burada bir ne vardır arkadaşlar? Hidroliz vardır, değil mi? Hidroliz. Evet, glikoz yağ asidine dönüşmüş bir sentez olayı var. Glikoz glikojene dönüşmüş. Evet, burada yine bir sentez olayı var. Glikoz karbondioksitle suya kadar parçalanmış. Burada da ne vardır arkadaşlar? O ikili solunum vardır. O ikili solunum olduğunu söyleriz. Evet, bir olayın hücre içinde ve hücre dışında gerçekleştiğini söyleyebilmemiz için evet ATP harcanmıyorsa hücre dışında da gerçekleşebilir kavramını kullanmıştık. Baktığımız zaman hidroliz olaylarında ATP harcanmaz ancak sentez olaylarında ve o ikili solunumda ATP harcanır. Bundan dolayı bunlar hücre içinde gerçekleşmek zorunda ancak hidroliz olayı hem hücre içinde hem de hücre dışında gerçekleşebilir. Cevabımız yalnız bir A seçeneği.